Elhamdülillahi, elhamdülillahi, es-salatu ve's-selamu ala Resulillahi. Amma ba'du, muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun, yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Mana cumada sani aylarını, yenge ayını, yine cuma küllerge elhamdülillah yittük. Allah'ım tebarek ve teala'nı sizge bizge bir yetken nimetleri, aynı sanki bu kış pesle. Muhteremezler, tatkikatçı alimlerimizin fikirlerine, tabirlerine karagende ikide bir hıl kar danecesi yok iken. Bir hıl kar danecesi yok iken. Kanaka oldu bu. Ozu bunu sana boladı mı osmondan tushayotgan bu qorlarni sana boladı mı yomg'irlarni? Ha, aytmoqchi bunu kitobida g'ayf deb aytadi. G'ayf. G'ayf degani yordam degani. Yordam mana shu yog'iyotgan yomg'irlar, qorlar qirlarga, adirlarga, tog'larga tushadi. Tog'lardan u irmoqlar bo'lib, daryolar bo'lib daryolardan ot olanlar, kuşlar, perrendeler, haşaratlar, cemadatlar, nebatatlar, hayvanatlar, insaniyetler bundan faydalanadı, bundan azıqlanadı, şundan rızk sebep buladı. Allah'ım, başımızga yağıyetken bu yağmurlar, karlar, elini, yurtini, rızkıga, nasibesiga sebep olsun. İlla belayı afet bulmasın. İnsaniyet kurma yaptı mı dünyadaki belayı afatlarını? Tabii belalardan bir haberimiz mi? O kança minglegen adam, milyonlegen adamlar bundan aziyet çekip kalmakta. Allah'ım ilaha vatanımızga bu yağıyetken yağmurlar, karlar, dehkançılığımız, terikçiligimiz, hayatımızı yaxşileşige sebep olsun. İlla belayı afatlar bulmasın. Hazreti Umar Adil radıyallahu anhu, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu degen uluğ zatlar, uluğ sahabeler. Kış, mu'min için ganimettir deyişerekken. Der hakikat, kışını soğuk günü de, ayazlı günü de, birinciden gün kıska öyledi. Kaldırgan rozalarımızı tuta alsak bizge asan böyledi. Tün uzun böyledi. Kur'an başlayan bulsak, bir para okuyduken bulsak, iki para okuş için imkan buladı. Üç para okuş için imkan buladı. Ben hemen deyken uyku canavarım altı geçe pişer. Bir altı, altı yarım geçe hiç kim okulamaz bu. Baş ağrıp yetedi, okulursa yok. Bu on tekemde ya ki yettide namaz böyle yaptı. Braderler, keçhurun kuftandan altı geçe kança vakt buladı. Yetti geçe kança vakt buladı. Demek Kur'an okumak için, istiğfar etmek için, mu'min, Müslüman için katta imkaniyet buladı. Sahabeler aytishar-ekan, yozni o'ta issig'i, qishni o'ta sovug'i, mu'min için tanaffus deyishar-ekan. Yozni issig'ida ham samum degan shamollar bo'ladi, o Arabistonlarda, Afrikalarda. O samim şamallarga tur beradigan mavjudot yo'q, mavjud emas. Ano arablarni chambaragi bor-u, ro'moliga boylab oladigan charmi. Uni mazmuni shuki, tuyani cho'ktiradi shamolda. Jonavor oldiga qarab tuya cho'kadi, cho'kkanida mana shu tirsagiga haligi chambaragni kiydirib qo'ysa, tuya o'rnidan tura olmaydi. Shuning uchun chambarak bog'laydi bular. Ya, o'sha samumdan o'zini himoya qilmoqchi uchun arablar mana shu uslubdan foydalanishgan. Aytmoqchimizki, samumda issiqda tashqariga chiqalmagan mu'min kunni sovug'ida tashqariga chiqalmagan mu'minga nima qoladi? Istig'for qoladi, tavba qoladi, Qur'on o'qishi qoladi, qoldirgan namozlarini yetkizib olish uchun fursat bo'ladi. Shuning uchun ulug'lar, azizlar Hazreti sahabiler, kışını soğuğu mu'minlerge ölcedir, kışını ayazı mu'minlerge ganimettir deyişerekken. Ey Allah'ım, bu kış kıravlar,
boshimizga barchamizni istig'for aytmog'imiz, tavba qilmog'imiz, duo etmog'imiz, namoz zikr qilmog'imizga fursatlar etgin. Iloha illo yurtimizga, boshimizga balolar bo'lmasin. Muhtaram azizlar, bugun ulamolarimiz alhamdulillah boqimandalik va ta'magirlik jamiyat zavoli deb nomlangan yaxshi bir mavzuni berganlar. Alloh taborak va taolo bundoq bir dolzarb, bundoq bir zarur, bundoq bir yaxshi bir mavzuni bizga yuborgan ulamolarni dunyo va oxiratini obod etgin. Muhtaram azizlar, dinimiz hamma sohada mo'tadil bo'lishga, dunyoni deb oxiratni, oxiratni deb dunyoni tashlab qo'ymaslikka buyuradi. Bizni dinimizning asosiy g'oyasi shundan iborat. Dunyoni deb dinni, dinni deb dunyoni tashlab qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun musulmon kishi ikki dunyoni ham e'tiborga olib yashaydi va halol kasb izidan o'ziga hamda ahli ayoliga pokiza rizq izlaydi. Voy, duoni ko'rmaysizmi, duoni? Anas ibn Malik radhiyallohu anhu oldilariga, hazrat sahobiyni oldilariga odamlar kelishib, "Yo Anas, siz Rasulullohning duolarini olgansiz, Rasululloh sizga duolar qilganlar." Hadislarda keltirilganki, Anas ibn Malikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar. "Allohim, boru xudoyo Anasni umriga, rizqiga, iymoniga, avlodlariga barakot bergin." Hazrati Anas ibn Malik 118 yoshda olamdan o'tgan ekanlar. Olamdan o'tayotganlarda 78 dan oshiq o'g'il qizlari bo'lgan ekan. Endi qizig'i, odamlar kelib Anas ibn Malikdan duo so'rashar ekan. "Yo Anas, siz ham bir duo qiling. Siz Rasulullohning duolarini olgansiz, bizni ham bir duo qiling" desalar Anas ibn Malik, "Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobin." Voy, biz Iroqlardan kelganmiz, Yamanlardan kelganmiz, 1000 kilometrlardan. Shuni o'zimi? Dunyoni yaxshiligini bergin, oxiratni yaxshiligini bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Bo'ldimi, shuni o'zimi? Hazrati Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytarmishlar, "Birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng ko'p o'qigan duolari mana shu edi" deb javob berdilar. Birinchidan bu duodir. Ikkinchidan mo'minning e'tiqodidir. Ko'rmaysizmi duoni? Dunyoni yaxshiliklarini bergin, oxiratni yaxshiliklarini bergin. Demak, dunyoni ham so'rab, ham istab, ham shuni halol yo'lga solishlik, u ham mo'minchilik, musulmonchilikning yo'lidan ekan. Halollik shariatimizdagi eng asosiy masalalardan biridir. Mo'minning, musulmonning boshqa yo'li yo'q. Halollik, halol yo'li bor, boshqa yo'li yo'q. Zero har bir musulmon bajargan solih amallarini qabul bo'lishi, farzandlarining salohiyati, oilasining farovonligi, aynan luqmasining halol, kasbi korining shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishga bog'liqdir. Yemog'i, ichmog'i halol bo'lishi, to'g'ri bo'lishi, shariatimizga, kitobiga muvofiq bo'lishi zarurdir. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Hadisning ma'nosini aytaman, tarjimasini aytaman. Halol rizq izlash har bir musulmon uchun vojibdir. Halol rizq izlash har bir musulmon uchun vojibdir. Abu Hamid G'azoliy aytadilar, "Ahli ayol, farzandlar menga vojibdir. Bularga halol rizq berishim kerak" degan ma'no bilan, niyat bilan ko'chaga chiqqan erkak shu alfozda ajali yetib o'lsa shahid o'ladi deganlar. Nima uchun shahid o'ladi? Sababi u halollikni mo'jallagan odam, halol rizqni izlayotgan odam, shu niyatda ko'chaga chiqqan odam. Agar avariya bo'lib qolsa, u shahid ekan. Halol rizq qidiryapti, halol rizq izlayapti u. Ali bir joyda
Allah'ın beyti de boya kılıyetken üstelerin tepesi kekirip kalıp hemmesi bilen görürsem kolunu tartı yaptı. Pardonla bizi kolumuz kreske. Sizi mübarek kollarınızı kreske yapıp işimiz mümkün. Kolun tartı ya, yap ki kolini, bir de upey kolini, yap ki. Şu sana kreskeliyetken kollarını yüzlerimge sürey. Braderler peşine teri tokiyetken yigit ki o. Hunar kılıyetken yigit ki o. Kim onu koldan hazır kıladı? Tirikçilik üçün kasb-kor qilish hayot zaruratlardan biri bo'lganligi sababli Alloh taboraka va taolo inson hayoti uchun kerak bo'ladigan barcha sabablarni tayyorlab qo'ygan. Nimani qidirsa odam shuni topadi. Halolni izlasa halolni topadi. Haromni istasa topadi uni ham. Dinimizda boqivandalik, dangasalik, o'zgalarga nisbatan ta'magirlik keskin qoralanadi. Felâfetun uksimu aleyhinne. Mâ neqasa mâlu abdin min sadakatin. Mâ neqasa mâlu abdin min sadakatin. Ve lâ abdun mazlemeten fesabara aleyhi fezâdehullâh izzen. Ve lâ abdun. Ana şeyde üçten her şey itiledim. Manası ne itaqalaylik? Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet edildiler. Üç nersake kasam içemen. Resulullah'ın kasamları gelgen nersa anıq degeni o. Birincisi ne itiler? Sadaka verse bandanı malı kemeymeydi. Bunge kasam içemen dediler. Oy, 100 somdan 10 som keçse 90 som koladı ku. 20 som keçse 80 som koladı. Kanıqı kemeymeydi. Bittaki gap, onun barakası haqida gap ketayotgan ekan. Sadaqa bersa, Alloh tabarak va taolo bandani moliga baraka solib qo'yar ekan. Uni bir so'midan millionlarni, milliardlarni barakasi bo'lar ekan. Qasam ichaman, bandani moli kamaymaydi sadaqa bergani bilan. Ikkinchisini aytdilar. Bandaga zulm etilsa, zulm etilgan shaxs sabr etsa, sabr o'zini tutsa, urushmasa, yoqa bo'g'ishmasa, so'kishmasa, qarg'amasa, shuni aziz bo'lishiga, mukarram bo'lib ketishiga qasam ichaman dedilar. Uchinchisini aytdilar. Banda ta'ma eshiklarini ochsa ko'nglida, birovdan olaman, birovdan yulaman, boqimandalik qilaman degan eshiklarini ochsa, xor bo'lishiga qasam ichaman dedilar. Xor bo'lib qolar ekan. Qur'oni Karimni bir necha o'rnida halol kasb qilishni ibodat bilan birga zikr qilingan. Gaplarni qarang. Halol kasb qilishni ibodat bilan barobar zikr qilingan Qur'onda. Jumladan namoz ibodatni ado qiladigan qilingandan keyin tarqalib Alloh taoloning fazli halol rizq izlash haqida Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Oyatni o'qiyman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Biz qachonki namozni ado qilingach yerda tarqalib Allohning fazlidan rizqidan istanglar. Allohni ko'p yod etinglar. Shunda shoyat najot topsangiz. Qur'onda najot topsangiz shoyat desa, aniq najot topasiz deb ma'no beriladi. Shoyat najot topsangiz, shoyat rahim etilsangiz deilsa aniq najot topasiz, aniq rahim qilinasiz deb umid qilinadi. Birodarlar, juma jam bo'ladigan kun, hamma to'planadigan kun. Alloh taboraka va taolo ulug' jumada barcha mu'min musulmonni jam bo'lishini hisobidan aytayaptiki, tez tarqalinglar.
Aytmoqchi, bizni masjidimizdan ham portalga shikoyat boribdi. Vohlik o'qib qo'yibdi jumani degan. Birodarlar, hech qachon vohlik o'qiyotganimiz yo'q jumani. Birinchidan 12 dan 20 daqiqa o'tganda peshin payti kiradi. Bu bir, ikkinchidan hamma to'planadi. To'planganda 10 ta kam, 5 ta kam yoki 15 ta kam bir deganda mavizani to'xtatyapmiz. Duolarga o'tyapmiz. Azon aytilyapti. İmam hazretleri hutba kılıp çükellerden kengin takbir eytil yaptı. Bunu hesabıdan 13.00'dan utbiyeti yaptı vakti. Onaka natoğru narsalarda eytip şikayet kımaylar şermende olamız ağır. Ondan taşkara. Köpçilik kısım adamlar taşkarıda ibadet kılı yaptı. Ondan havariler var mı? Kışkırağda oturgan, taşkarda oturgan, zahda oturgan mumun musulmanlardan hem haberi var mı? Şikayet yaz yetkenlerine. Külgendir o şikayette okuyan adamım. Malal keltirmeyler, tez tarqadiler deyse Kur'an'da. Şunu hesabıdan az yine vahliyrah tohtati yapmaz mevizanı. Adamlarga malal kelmesin dep. Hata bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi bu. Hadisi shariflarda eng yaxshi kasb inson o'z qo'li va savdo yo'li bilan qilinadigan kasb ekanini anglatadi. Hadisi shariflarda dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, hunarmandchilik, sanoat, savdo va boshqa kasblar zikr qilingan. Mana shu Qur'onda zikr qilingan kasblarda baraka bor. Ba'zi yoshlar kelib qordomda qaysi kasbni qilay? Qaysi sohani qilay? Javobini eshiting. Dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, hunarmandchilik, sanoat ishlab chiqarish degani sanoat. Savdo va boshqa kasblar zikr qilingan. Mana shu Qur'onda hadisda zikr qilingan kasblarda baraka bor. Bugungi kundagi turli xil xizmatlar ham mana shu savdoning ichiga kiradi. Haqiqatda mana shu yuqorida sanalayotgan sohalarni o'z yangi atamalari bor endi buni o'sha klasterlar deb ham aytadi, yana boshqa yo'llar bilan deb aytadi. Qaysi yo'l bilanki shu sohalarga tirmashgan bo'lsa, chambarchars bo'lsa, shunda baraka bo'laveradi. Rafi ibn Hadish radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan eng yaxshi kasb qaysi deb so'rashdi. Ul zoti va barakot. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. Kişini öz qo'li bilan qilgan hunari deb javob berdilar. Kişini o'zini qo'li bilan orttirgan hunari va har bir tijoratda baraka bor dedilar. Sog'lom mehnatga layoqatli kishini o'zi va ahli ayoli uchun kasbkor qilib mol topishi asosiy farzlardan keyingi farzdir. Vay 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 vay, qaytadan o'qiyman. Sog'lom mehnatga layoqatli kishining o'zi va ahli ayoli uchun kasbkor qilib mol topishi asosiy farzlardan keyingi farzdir. Shuna gap eshitganmisizlar? Asosiy farz nima edi? İman keltirish, namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, haj qilish. Shundan keyingi amaldir. Halol kasb qilish shundan keyindir. Haqiqatda Imom Azam rahmatullohi alayhini shogirdlari Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhini shogirdlari 5ta arkondan keyin men 6-chi arkonni bilaman. U bo'lsa halol kasb qilishdir deb javob bergan ekanlar. Müslüman kişi zimmesidagi aile ahlini ta'minotsiz qoldirib, kasbkor qilishni tashlashi yoki boqimandalik va tilanchilik yo'liga o'tishi mumkin emas.
balki halol mehnat qilish kerak. Mumkin emas. Halol mehnat qilish kerak. Kishining kasbi odamlarning ko'ziga har qancha haqir ko'rinmasin, Alloh tabarak va taoloning nazdida maqbul va sevimlidir. Ko'zimizga u ko'chalarni supurayotgandir, axlatlarni tozalayotgandir, englik kir-kirdir. Va birodarlar, u Rabbimizning huzurida aziz bo'lishi mumkin u. Halol ishlaydi deyapti-ku. Halol kasb qilib oilamni boqaman deyapti-ku. Bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat etganlar. Hadisni, hadisi sharifni ma'nosini, mazmunini o'qiyman. Biror tangiz arqonni olib toqqa borishi va u yerdan bir bog' o'tinni orqalab kelib odamlarga sotishi Alloh taboraka va taolo shu kasb sabablik uni tilanchilikdan aslashi, uning odamlardan tilanishi ular yo berib yo bermasliklaridan yaxshiroqdir. Tog'larga borib, dashtlarga borib, o'tinlar terib shularni olib kelib odamlarga sotishi odamlardan so'rab tilanib yuzini sarg'aytirgandan yaxshidir. Hozirgi Yamanda Toy degan qabilada Xotam at-Toyi degan bir zot o'tganlar. Xotam Toy degan nom bilan xalq ichida mashhur bu kishi. Bu real odam bo'lgan odam bu. Xotam at-Toyi. Bu kishining o'g'illari sahobiy bo'lganlar. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlari 35 ga kirganda Xotam at-Toyi olamdan o'tib ketganlar. Payg'ambarlikka u kishi yetib bora olmagan. Xotam at-Toyi. Hatto payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashgan ekan, "Ya Rasululloh, sahiy odam davzoqda kuymaydi deyapsiz. Xotam nima bo'ladi, Xotam? Unga yetadigan sahiy bo'lmagan-ku, o'zi kofir edi." Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shu mazmunlar javob bo'lgan ekan. Xotam sahiyligi uchun davzoq sahiyligi uchun azob chekmaydi. Lekin iymonsizligi uchun davzoqda yotadi degan ekanlar. Davzoqda o'tirib azoblanmas ekan. Mashoyih aytadiki, Xotami toy kofir erdi, kuymadi davzoqda ul, kuydirur erdi egam, anda saxovat bo'lmasa. Agar shuni saxiyligi bo'lmasa, Alloh taborak va taolo buni kuydirardi davzoqda. Shu odamdan so'rashdi. Xotam at-Toyi katta bir ihson dasturxon berib butun qavmlarini, butun qabilalarini, butun odamzotni chaqirib haligi bir ziyofat qilib hammani chaqirib dasturxon yozib shunaqa ishlarni yaxshi ko'rar ekanlar. Shu kunlarning birida odamlarga dasturxonni yozib o'zlari sal cho'lni sal narrog'iga chiqib tahorat ushlataman dedilarmi? Qarasalar, bir qariya inqillab sinqillab o'tin terib yuribdi. Shunda otaxon, ay yoshingiz katta bo'lib qopti. Ha, o'tin orqalab yuribsiz bu. Ha, Xotam Toy degan ziyofat yozyapti, dasturxon yozyapti. Ha, shuni borib yeya qolsangiz nima bo'ladi? Haliga otaxon javob bergan ekanlar. Ey bolam, Xotam Toyni minnatlik dasturxonidan o'zimni orqalagan minnatsiz o'tinim yaxshi deb javob bergan ekan. Xotam Toydan keyin so'rashgan ekan, "Yo Xotam, o'zingizdan ham sahiy odamni bilasizmi? Sizdan o'tib ketadigani bormi qo'li ochiqlikda?" Xotam Toy aytgan ekanlar, "Hech ko'rmagan edim o'zimdan sahiy odamni. Lekin o'sha cho'lda ko'rgan otaxon mendan ancha sahiy odam ekan" deb javob bergan ekan. Vijdonli odamda u, insofli odam. "Yo, men undan sahiyman" demapti. Tan olgan ekan.
Hazreti Ömer aytardılar. Meni bir kişinin ko'rinishi lol qoldiradi. Hazreti Amir al-Mu'mininin so'zlari. Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anh'ın sözlerini keltiryaptilar. Meni bir kişinin ko'rinishi lol qoldiradi. Shunda u haqida so'rasam, uning kasbi yo'qligini aytishadi va u mening nazarimdan qoladi. Hazreti Amir al-Mu'minin ya haligini ko'rinishidan nur tomib turibdi yuzidan, haligini bir ko'zidan Hazreti Umar hadiga ixlos qilib tursalar, sekin so'rar ekanlar. Bu nima ish qiladi o'zi, nima kasb qilsa? Yo'q, bu kishining kasblari yo'q. Ixlosdan qoldi shundan, nazarimdan qoldi der ekanlar. Odamni yaltillaganidan chang bosib to'g'ri ishni qilgan, halol kasb qilgani ulug' ekan. Bu Amir al-Mu'mininning fikrlari bu. Bir toifa odamlar kasbkor qilishda nuqsonga yo'l qo'yadilar. Va halolmi, harommi ajratib o'tirmaydilar. Haromning gunohini yelkalariga olishlari bilan birga kasblarining barakasi ketadi. Eng yomoni, haromdan o'tgan go'sh kishini dozoqqa yetaklaydi. Shunaqa mazmunda hadis kelgan. Harom bilan o'tgan go'sh insonning go'shti haqida gap ketyapti. Oziqlangandan keyin bu go'sht, yog' bir narsa bo'ladi endi bu badanda bu. Aytilganki, harom bilan o'tgan go'sht dozoqda yonishga majburdur, mahkumdur. Ba'zilar halol kasb qiladilar, lekin dunyo ularni Alloh taoloning haqqini ado qilishdan to'sadi va oxiratlarini boy beradilar. Ba'zi odam halol bo'ladi, halol kasb qiladi, lekin uni qilayotgan kasbi oxirat ishidan to'sadi. Natijada Alloh taboraka va taoloning rahmatini boy beradi. Bu haqida Qur'oni Karimda shundoq deyiladi. Oyatni ma'nosini tarjimalarini o'qiyman. Kimki oxirat ekinini savobidan istar ekan, biz unga ekinni hosilini ziyoda qilurmiz. Bir kasb qilishda Alloh taboraka va taoloning roziligini istar ekan, biz uni ziyoda qilurmiz. Kimki dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan berurmiz va uning uchun oxiratda nasibasini, oxiratda savobi bo'lmas, nasiba bo'lmas. Demak, odam niyatini to'g'ri qilish kerak ekan. Kasbi halol bo'lishi bilan bir qatorda Allohning rahmati, Allohning mag'firatidan umid qilishi vojib ekan. Ya'ni aytilmoqdaki, halol kasb qilyapman, men ibodat qilmasam ham bo'ladi degan fikrga bormasligi kerak inson. Shu haqida gap ketadi. Ba'zi odamlarga namoz niyoz tavsiya etilsa, ana gunoh qilganlar o'qsin. Haqiqatda qarab tursangiz, shu odam halol kasb qiladi. Lekin oxiratga bog'lanmaydi, oxiratdan umidi yo'q. Bekor bo'lib qolar ekan uning ishi. Oxirgi toifa odamlar kasbkor qilishning sharoitiga mos yo'lni tanlaydilar. Ularning maqsadi Alloh taoloning roziligi bo'ladi. O'zlarining haqlarini oladilar va zimmalaridagi burchlarini ado qiladilar. Haloldan infoq ehson qiladilar. Mana shu shariatimiz bizdan talab qilgan kasb qilish yo'lidir. Demak, halol kasb qilish bilan bir qatorda shuni to'g'ri tasarruf qilish, to'g'ri joyga qo'yish ham shariatimizning talablaridan ekan. Bugungi kunimizda ko'pchilik dindorlik, taqvodorlik,
namaz, roza, hac bilen ölçeydi. Hakikatte adamlar ki karısayız, Müslümançılıkını fakat şu bilen ölçeydi. Yukarıdaki ibadetler takvanın asası olsa hem, bazı adamlar nazardan kaçırıyetken bir nokta var. Doğru, dinli, takvanı asası olsa hem, nazardan bitti narsa kop git yaptı onu. Bu, bendenin hakkıdan hazar kılmazlık. Cümege çıkadı. Lekin taş taraziden üredi. Ya tövbe. Roza tutadı. Ama şartname ve vaadege vefa kılmaydı. Zekat biredi. Bırak imkan bulup kalsa şübhelik ya ki sıfetsiz halkaya zararlık mahsulatlarını halka zararlık mahsulatlarını hem satı veredi. Braderler işlep çıkarıştı. Adamga ağzı kabul edigen, adamın içi gekredigen derselerini bitti şartı var. Ozu bilen ölçeydi. Ozu yiğidigen derseni satadı. Oğlu, kızı yiğidigen derseni, neveresi yiğidigen derseni satadı. Nevaresi gibi yermeydiken, oğul kızı gibi rava görmeydiken derseniz, halka satıp bulmaydı. Onu işlep çıkarıp ben bulmaydı. Hizmetini sıfatlik becerişke ahdleşedi, lekin vadesini becermeydi. Şunun için hem İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi takva hakkında birer de kitap yazıp birin deyilgen de ana savda satı hakkında kitap yazıp koyup ben ki degen ekeller. İmam Muhammed degenler Numan İbni Sabit rahmetullahi aleyhi İmam-ı Azam iki de şakirleri bugün İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Mene şey iki de kişiden patva hakkıgen. Bizim mezhebimiz şu iki de adamdan yetip gegen. Patvalar İmam Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf'a bağlı. İmam Muhammed'den sonra çıktı. Bu takva hakkında bir insaf hakkında bir kitap yazıp verin. Halal, kesb kılıç hakkında kitap yazıp koyup ben ki deyip cevap vergen ekelde. Demek kişinin takvası aldı bir de hılyetken de bendeler aldı da ki özünün bürçlerini ötey etken de bilinedi. Ulağlar azlar eytereken ki Huday tebarek ve ta'lâge ibadet bilen, roze bilen, namaz bilen, zakat bilen yakın buluş mümkün. Lekin Allah tebarek ve ta'lâge savda sadığını üstüde halallik kılıp, yakınlaş edigen adamdan hem tez yakın buledigen adam yok deyip cevap verişedi. Doğru, roze tutup, namaz okuyup, zakat verip, bu narsalar bilen Allah'a yakınlaşıp baradı. Lekin savdanı üstüde halallık kıyan, savdanı üstüde insaf kıyan adam Allah tebarek ve ta'lâga ota tez dost bularken şunlardan bittesi. Radarlar meneşi nezervik meneşi o açı deyirken o biz tamallar, itfa tamallar, alim buva tamallar. Meneşi hemmesi hacı ehrarı veliyini vakıfları boğanırken. Hacı ehrarı veli. Bu adam Samarkand'da kömül geldiler. Samarkand'da şehirde bu kişinin makbereleri var, o şekilde mescidleri var. Aslı bu kişinin kep çıkışları özümüzü Bağıstan'dan, Taşkent vilayet, Çarvanı tepesinden. Bu kişi Şeyhan Tahur bilen emek veçi veledirler. Hacı ehrarı veli. Bu adamını Allah'a veli bu kalışlarını özleri sözle birgene geldiler. Taksir, kanaka Allah'a dost bop koyansız, kanaka siz hacı ahrarı veli bop koyansız, özleri şu mezmullerini yapır birgene geldiler. Anu Kazakistan için geldi tamamda bu kişinin savda cayları boğanırken. Bu adam bizneslerini mal hallerge yem haşeyler satıp başlayan ekeller. İlk sermayelerini şuna toplayan ekeller. Kazakistan'dan kegen Kazak ilimge
somon sotar ekanlar. Qanor bo'lar ekan, katta qanorga haligi somon bosilib, tuyalarga ortib olib ketishar ekan. Ular keyin somonni idishini qanorni qaytarib olib kelishar ekan. Bu kishiga pulni berishar ekan. Mana shuna qilib savdo qilib yurar ekanlar. Bir kuni Qozog'istondan, qozoq elidan kelgan tuqqanlarimiz savdo sotig'ini qilib qanorini berib, pulini berib ketishdi. Hoji Ahror valiyga ta'sir qilib ketibdi, shoshma. Shuncha yildan beri shu odamlar bilan savdo qilaman. Ye birar marta meni bir duo qilmadi ya. Orqasidan yetib boribdilar. Voy palonchi otaxon, to'xtang, qozoq otaxon. To'xta, hal abi, nima deysan? Voy, siz meni nega duo qilmaysiz? Qanoringni olib kelib berdimmi? Berdim. Pulingni-chi berdimmi? Ha, berdim. Nima istaysan mendan? Hop, qanorimni olib kelib berdingiz, idishimni olib kelib berdingiz, pulimni olib kelib berdingiz. Mendan rozimisiz? Ha, roziman albatta. Ha, nega duo qilmaysiz meni? Shunda haligi qozoq otaxon duo qilgan ekan. Iloho, Xudoga yaqin bo'lgin degan ekanlar. O'sha otaxonning duosi bilan Hoji Ahror valiy bo'lgan ekan. Va buni aksi ham ilmga erishar, taqvoga erishar, yaxshi ibodatlarni qilar. Savdo sotiqni ustida birovni ko'nglini ortib haqini yetsa, oh deb mana tidan o'tib ketsa, shaytonga yaqin bo'lib qolmasmikin? Muhtaram jamoat. Hozirgi kunda ishlamasdan davlatdan yordam kutib o'tirganlar soxta tilanchilik, o'zining nogironga solib pul tamo qiladiganlar ham uchrab turibdi. Ba'zan bozorlarda, mahallalarda ko'p qavatli uylar atrofida qo'l oyog'i butun, sog'lig'i joyda, tog'ni ursa talqon qiladigan kishilarning tilanchilik qilib yurganiga ko'zimiz tushadi. Aslida bir kunlik yegulik bor kishining tilanchilik qilishi dinimizda qattiq qoralaydi. Buni yo'lishki tilanchilik Ibni Sabilga degan, Ibni Sabil degan yo'l bolasi degan. Masalan, o'zini yurtida juda boy badavlat odam, etovlik bir ulug' odam, martabali odam, puldor odam u boshqa davlatga borib narsasini yo'qotdi. Pasport narsalarini, pullarini o'g'irlatdi. Hech bir tilni ham bilmaydi yoki bir joyda qolib ketdi. Qorni och. Shunda nima qiladi? Bitta yo'li bor uni. Chap qo'lini bunday oldiga tashab egilmaydi. Egilish makruh degan. O'ng qo'lini ko'ksiga qilib mana shunday qilib turadi. Bitta joyda turadi. Odamni tepasiga bostirib bormaydi. Ana shu bir kunlik yegulik narsa tushgandan keyin uni to'xtatadi. Ortiqchasi harom. Bu o'sha kuni o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun ruxsat berilgan bunga. Birovni narsasini o'g'irlamaslik, birovni mol-mulkiga qo'l uzatmaslik uchun ruxsat berilgan bu. Ha, bu tepangizga bostirib kelyapti-ku. Bostirib kelib. Ana bir to'yxonalardan chiqsak, bir opaxonlarga endi bir narsa qilib ketamiz deb yurardik. Shu xato qilar ekanmiz, og'ir bostirib keladigan bo'ldi. Bir ulug' ulamolar kelsa, shulardan duo olamizsak, hammamizni oldimizga tushib bostiradigan bo'ldi. Chokotkada bitta odat bo'lgan ekan, chukchalarda. Oldiga kelgan oq ayiqqa narsa bergan odamni o'ldirib yuborishar ekan. Voy. Ha, u jonivorga narsa beryapti-ku, nima o'ldirasan uni? Chunki u ayiqni o'rgatib qo'yib, o'sha joyga ovqat berib, u jonivorga, vahshiyga ovqat berib, odamlarni yiyilib ketishiga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. O'sha oq ayiqniga ovqat bergan odamni o'ldirib yuborgandek, o'shnaqa to'yxonalarni oldida pul bergan odam ham o'shalarga teng bo'lib qolishi mumkin.
Ahire tavba kıldık. Tavba oldu, başka kılmayayım ben. Uzun uzun. Geçireyler miyim? Gedaçilik bu bir zarurettir. Allah o günge sanmasın hiç kim mi? Bazen bazarlarda, mahallelerde köp kavatlik üyler etrafda kol ayağı bütün. Sağlığı cayda, tağını olursa talqan kıladigen kişilerin tilençilik kılıp yürgenlerini görmemiz. Aslida bir kullik yegulik bor kishining tilanchilik qilishi dinimizda qattiq qoralanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hech kimdan hech narsa so'rama. Agar qamchining yerga tushib ketsa ham deyish bilan insonlardan behojat bo'lishga chaqirganlar. Aytilyaptiki, u otning ustida, tuyaning ustida turgan odamni qamchining yerga tushib ketsa, palonchi pastda turibdi, voy palonchi şu kamçını ma bir. Ojna demegin. Ojin çubagin. Adamlarga gelin megin diye gelin ekenler. Bir gündür. Yani bir nesiller kotarsak. Kardamlı kotarış varin. Yok mümkünmez buralarda. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazardan ubu nesillerini uyge harit kıseler. Ozları kotarı yiyip getir ekenler. Hazreti sahabiler. Ya Resulallah kol izdeki nesini bizge verin. Biz kotarayelik. Her kim yükünü özü kotarsın degen ekenler. Şunun için birovga özünü yükünü beriş mümkünmez. Taharette bir gap var. Taharette birovni qo'liga su quydirib taharat qilish makruh. Unda birovni xizmati bo'lgani uchun rosa zo'r mavzu berilgan edi, rosa dolzarb mavzu berilgan edi. Vaqt e'tiboriga ko'ra to'xtatishga majburmiz, chunki vaqtimiz yaqinlashib kelyapti. Hozir bu yerda ancha duo qilinadigan, e'lon qilinadigan masalalarimiz bor. Inshaalloh yana bir mavzuga yana qaytajakmiz. Allohim, birovga bir hojatimiz tushib qolishidan, birovga bir sarg'ayib qolishimizdan o'zing asragin. Qalbimizni Allohim o'zinga xolis etib qo'ygin. Kalbimizni Allohim, bütün ongimiz, fikrimiz, şuurlarimizni Allohim dininga xolis qilib qo'ygin. Gunohlarimizni kechirgin. Eshitmaganmizmi, bilmaganmizmi bu masalalarni balki bizdan sodir bo'lgandir. Allohim, bundan buyog'idagi hayotimiz go'zal bo'lsin, tavba qildik. Allohim, barchamizni rohi rostga boshlagin. Yana bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Birodarlar, rosa ko'p iltimoslar bo'lgan. Allohning baytiga ko'p xizmat qilganlar, ihson topshirganlar bor. Hammasini nomini biz bilmaymiz. Hammasini holidan biz xabardor emasmiz. Lekin Allohim biladi. Hammamiz duo qilamiz deb kelganmiz. Shu akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, farzandlarimiz haqiga bir duolar qilaylik. Amin. Allohim, baytinga sani rizoyingni ko'zlab ihson topshirayotgan birodarlarimizni ihsonlarini ijobat qilgin, qabul qilgin. Toni qiyomatgacha bu baytingda xizmat qilib turadigan bu ishchi xizmatchilarimizni xizmatlari uchun shularga bir kuch quvvat bersin deb oziq-ovqatlar berayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi rizo bo'lgin. Iloho Allohim, boshlariga mushkul tushgan birodarlarimizning mushkullarini oson etgin. Betob birodarlarimizni Allohim dardlariga shifo bergin. Bu ameliyat, operatsiya bo'layotgan opaxonlarimiz, akaxonlarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimizni Allohim ameliyotlari, operatsiyalari esalomon o'tuvasin. Doktorlarimizga ham kuch bergin, quvvat bergin, aqli zakovat bergin. Iloho, imtihonlari bo'layotgan yoshlarimizni, toliblarimizni, talibalarimizni Allohim zafar qutsinlar. Aqllarga Allohim iymonlarga, odoblarga barakot bergin. Allohim, uzoq yurtlarda shifo istab ketgan, uzoq yurtlarda tirishlik istab ketganlarni Allohim o'sha yurtlarda esalomon uylarga hozir etgin. Allohim, vatanimizni samoviy va arodiy balolardan asragin. Iloho Allohim, barchamizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin.
Allah'ım ko'p yillar ko'p zamonlar jumalarga taatlarga duolarga barchamizni yetkazgin va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamika bi rahmatika ya rahmur rahim.